أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب Sadakallahu azim ve bellagana rasuluhun nebiyyül kerim. Saygıdeğer dinleyicilerim ve izleyicilerim. Derince Müftülüğü Vahiy Pınarından Damlalar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim sayenizi meşhur, zembinizi mağfur, amellerinizi amellerimizi makbul eylesin. Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden istifade etmeyi hepinize, hepimize Rabbim nasip eylesin. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Kadir Gecesi'ne ulaşmayı, bayrama kavuşmayı Rabbim'den niyaz ediyorum. Evet, Vahiy Pınarından neler damlayacak bugün? Malumunuz Enfal suresinden iki ders yapmıştık. Bugün üçüncüsünü yapacağız. Okuduğum ayeti celileden de herhalde anlaşılacağı üzere Allahu Teala "Ey iman edenler" diye başladığı bir ayeti celile. Enfal suresi 3. sahifede. Ya eyyühellezine amenü istecibu lillahi velirrasul. İlâhir ilâyeh sadakallâhul azîm. Peki dersimizde ne işleyeceğiz? Allah ve Resulünün davetine icabet eden İslam ümmeti. Yani İslam ümmetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine hayat verecek Allah ve Resulünün davetine icabet. Bugün konumuz bu olacak. Rabbim bana anlatmayı ve anlattığıyla amel etmeyi, size dinlemeyi ve dinlediğiyle amel etmeyi nasip eylesin. Evet, Allahu Teala insanı yaratmış. Kur'an-ı Kerim'de اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan boşu boşuna yaratıldığını mı zannediyor? Sorumsuz bir şekilde yaşayacağını mı zannediyor? Veya başka bir tabirle dilediğini dilediği yerde yapıp yaşayacağını mı zannediyor? Allahu Teala Kur'an'da böyle diyor, böyle buyuruyor. Allah yarattığı insanı halife olarak yeryüzüne gönderdiği, yarattığı yeryüzünde Adem insanı, Adem aleyhisselam tabii ki ilk insan, ilk peygamber de Adem aleyhisselam. Yani Allahu Teala o yaratılan Adem'e, Adem aleyhisselama ve onun evlatlarına, çocuklarına yol gösterecek, onlara rehberlik edecek peygamberler gönderiyor. Ve o peygamberlerin de adeta uyacağı nizam ve intizam olan ilahi vahyi onlara ya sahifeler halinde ya da kitaplar halinde gönderiyor. Böylece 100 tane sahife, 4 tane de büyük kitap gönderilmiş oluyor. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, işte o 4 büyük kitabın sonuncusu, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hatemün Nebi. Allahu Teala diyor ki ya eyyuhellezine amenü stecibu lillahi velirrasuli izâ da'akum.
Ey iman edenler, imanla şereflenen insanlar. 7 milyar insan var yaklaşık dünya üzerinde. Ama dini mubini İslam'la şereflenen 1 milyar 700 milyon insan var. Ve Muhammed ümmeti, son peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti. Bu 1 milyar 700 milyon takribi bir rakam. Allahu Teala bunlara sesleniyor ve bize sesleniyor. Diyor ki: "Ey iman edenler, istecibu." Bu emir, bakınız. İcabet edin, kabul edin, kabullenin. İstecibu lillahi ve'l-rasul. Allah'ın ve Allah Resulü'nün اِذَا دَعَاكُمْ davetine icabet edin diyor. Onlar sizi neye çağırıyorsa o çağrıya kulak verin. O çağrıya icabet edin. لِمَا يُحْيِيكُمْ çok enteresan. Niçin, hangi çağrı, niçin o çağrıya kulak vereceğiz? لِمَا şunun için ki yuhyikum, size hayat bahşeden dünyanızı da ahiretinizi de mamur eden o Allah'ın ve onun elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet edin, çağrısına icabet edin. Ve alemu, biliniz ki اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Allah kişiyle kalbinin arasındadır. Nitekim başka bir ayeti celilede Rabbimiz مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ buyurmuyor mu? Ben kulumun şah damarından ona daha yakınım. Bu ayeti celilede de Allah kişiyle kalbinin arasındadır. O neyi düşünür, neyi idrak eder, ne gizli var, ne aşikarda var, hepsini Allah bilir. Beynel mer'i ve kalbihi ve ennehu ileyhi tuhşarun. Allah sizi ahirette de bir araya getirip haşredecek. Evet, kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Bu ayetin manasını kısaca anladıktan sonra Allah ve Resulü bizi nelere, bize hayat verecek hangi çağrılarla bizi çağırdılar? Bunu birkaç maddede özetlemek istiyorum. Önemli olanlarını maddeleştirdim. Bir, iman konusunda bizi çağırıyor ve davet ediyorlar. لِمَا يُحْيِيكُمْ ayeti, size hayat veren bir insanda iman yoksa, bir insanda Allah inancı yoksa, o beden, o kalp, o ceset ölüdür. Onun için de Rabbimiz ehli kitaba, onların şahsında bize şöyle hitapta bulunuyor. Ya eyyuhellezine amenu, aminu billahi ve rasulih. Ey iman edenler, iman edin. Bakın hitap çok enteresan. Ey iman edenler, iman edin. Kime? Aminu billahi ve rasulih. Allah'a ve onun elçisine iman edin. Burada imana bir çağrı var. Peki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bedaiyen ilallahi biiznihi ve siracen münira. Peygamberin görevlerinden birisi davettir. Allah'a çağırmadır. Günahlardan kurtuluşa çağırmadır. Onun için Allahu Teala Allah'la peygamberini beraberce zikrederek diyor ki size hayat verecek Allah ve Resulünün davetine icabet edin. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, bu ayet ortada iken beyinlerimizi bulandırıp karıştırmaya çalışan, bana Kur'an yeter,
Peygamber'e ne gerek var? Peygamber'in sünnetine ne gerek var? Sizin akıllarınıza, izanınıza havale ediyorum ki bu belli bir projenin bir parçası. Nasıl ki abdest Hristiyanlıkta vaftize dönüşmüş, nasıl ki namaz Hristiyanlıktaki Allah'ın emretmiş olduğu namaz kiliselerde farklı şekillere bürünmüş. Onların adeta ehli salibin yaptığını, müsteşriklerin yapmış olduğu davranışları ne yazık ki bizim içimizden bazı kardeşlerimiz yapma gayretinde hadisi reddedip, Kur'an'dan peygamberi reddedip haşa peygambersiz bir din ihdas etmeye çalışıyorlar ki çok tehlikeli bir davranış. Peygamberin sünneti olmadan Kur'an'ı anlayamayız. Neyi anlayacağız? Nasıl anlayacağız? Ve enkihul eyyama minkum vessalihine min ibadikum diyor Allahu Teala. Nikah şeylerinizi evlendiriniz, bekarlarınızı. Evet, evlendireceğiz de nasıl evlendireceğiz? Bunların tamamı sünnette açıklanmış. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, çok bu konunun üzerinde durmayacağım ama bu ayet bize bunu çağrıştırıyor. Allah ve Resulünün davetine size hayat verecek. Bize ne hayat veriyor? İki ilaç söylendi. Biri Allah'ın ayetleri, onun daveti Allah'ın. Biri de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin daveti. Bakınız, o davetten, peygamberin davetinden bize hayat verecek bir hadisi şerifi sizinle paylaşmak istiyorum. Maddelerden birincisi neydi? İman, imana çağrı. Diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا لَاخِرِ الْحَدِسِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cennete giremezsiniz iman etmedikçe, birbirinizi de sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Demek ki gerçek mümin yaratılanı yaratandan dolayı sevendir, sevmektir. La tedhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahabbu. Yani birbirinizi cennete iman etmedikçe giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız diyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin bu nazik daveti, bu çağrısı, peygamberi dışladığın zaman, peygambersiz bir din ortaya çıkarmak istediğin zaman nereden bulacaksın? Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, sizi tenzih ediyorum. Böyle ne olduğu, nereden geldiği, nereden beslendiği belli olmayan insanların bu mübarek Ramazan ayı vesile olsun, çağrılarına, ifadelerine kulak asmayalım. Dini asıl kaynağından, kitap ve sünnetten öğrenelim. Bakınız, her şey bu ikisinde var. Demek ki bir tanesi imana davet. Allah mümini bile davet ediyor. Aminu, aminu billah. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulü. İman ediniz. Ve iman edenler, iman ediniz. Aminu billahi ve rasulü. Vel kitabı lezi nezzele ala rasulü. Vel kitabı lezi enzele min qabl. Peygamber'e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an'a da iman ediniz. Ondan önceki peygamberlere, indirilenlere de iman ediniz. Dolayısıyla imanın diğer ayetleri de bir araya getirdiğimiz zaman altı esasına iman ediniz. O çağrı birincisi iman. İman, kula kul olmadan insanı kurtarır. Kula kul olmadan insanı kurtarır. Çünkü günde 40 defa okuduğumuz Fatiha-i Şerif'te şöyle deriz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi, sadece sana ibadet eder,
Ya Rabbi, sadece senden yardım bekleriz. Allah'ın dışında başka bir varlığın önünde boyunlar bükülmez. Kul kula kul olmaz. Kul Allah'a kul olur ki Allah'ın daveti, Allah'ın çağrısı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in çağrısı bu. İkincisi, İslam. Yani şuna çağrı. Büniyel İslam ala hamsin, şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salah ve itaiz zekah vel hac ve savmi ramazan sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. İslam, kelime-i şehadet, ona çağrılır. Cibril hadisini hatırlarsınız, ben teferruatına konunun girmeyeceğim. Sonra şehadeten la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'ın bir olduğuna, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun Allah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salah ve itaiz zekah vel hac ve savmi ramazan, yani İslam'ın şartlarına. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de çokça birbiriyle beraber zikredilen iki ibadetimiz var. اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ. Namazı dosdoğru kılın, zekatınızı verin. Bakınız kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Namaz bedeni bir ibadet. Zekat mali bir ibadet. Ama ikisini Allah beraber zikretmiş. Oruç bedeni bir ibadet. Hac hem bedeni hem de mali bir ibadet. Ama aylarca, yıllarca oruç tutsak, geceler, gündüzler hep namaz kılsak, hiç Suudi Arabistan'dan bu tarafa gelmeyip hac ve umre yapsak, kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, vadiler dolusu altınımız olsa da zekat dağıtsak, eğer Allah'a iman yoksa, o imanın altı esasından birini bir tarafa bırakıp da efendim efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd, ehli kitap hakkında Allahu Teala'nın onlar kitabın bir kısmına, ayetlerin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmadıkları halde kendilerini mümin mi sayıyorlar? İman olmadıkça yaptığımız güzel amellerimizin hiçbir faidesi, hiçbir faydası yoktur. Onun için önce iman, sonra amel. Evet, biz buna da beş maddede bunu birleştirdik. Kelime-i şehadet, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac yapmak. Beş tane ana madde. Peki daha neye çağırır Allah ve Resulü bizi? Bize hayat verecek bakınız. Hem dünyevi hayatımızı mamur edecek, hem de ahiret hayatımızı mamur edecek bir diğer davranış da güzel ahlak. Bunu şöyle özetlesek, iman ağacı, amel gıdası, ahlak meyvesi. Evet, ağaç dikildi. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhidi getirdik. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. Ölmüş kalpler hayat buldu. Çorak topraklar hayat buldu. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, kabus bulutları dağıldı. Bir Allah'a kul, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman ettik. İman ağacını diktik. Sonra namazla, oruçla, zekatla, hacla o iman ağacını beslemeye başladık. O açıdan da imansız amelin hiçbir faidesi
ve hiçbir önemi yok. Şuna benzer. Bir ovada yolculuk yapıyorsunuz. Ben o manzarayı görünce hep bu olay aklıma gelir. İleride güneş de asfalta dikilmiş. Birkaç kilometre ileriye baktığınız zaman asfaltın üzerinde yığıntı su zannedersiniz. Serap diyoruz. Ama araba gittiği yaklaştıkça kaybolduğunu görürsünüz. İman olmadığı zaman kişinin yaptığı ameller görünüşte fayda sağlayacağı zannedilir ama hakikate inildiği zaman eğer Allah'a iman yoksa, iman esaslarından birisi eksik de kamil bir mümin, inanan bir mümin olamıyorsak yaptığımız amellerimizin bize bir faidesi olmayacak. Aynen ovadaki asfaltta gördüğümüz serap gibi, su gibi. Tabii iman yoksa, o iman da salih amellerle beslenmemişse ahlak meyvesini nereden bulacağız? O ahlak meyvesini ben şu hadisi şerifle ifade etmek istiyorum. Mümin, Müslüman elinden ve dilinden başka Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Ki işte kamil iman salih amel olursa ahlak meyvesini üretmiş oluruz. Ahlak meyvesini. Elinden el-müslimu lil-müslimi. Hadis-i şeriflerde farklı rivayetler var. Müslüman, Müslüman için bir binanın taşları gibidir. Müslüman elinden ve dilinden başka Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Onun konuşmasından, onun yürümesinden, onun oturup kalkmasından. Çünkü o, kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, iman ağacını dikmiş, ahlak meyvesiyle onu, amel gıdasıyla onu sulamış, bir sürü zarar verecek şeylerden onu muhafaza etmiş, artık meyvelerin devşirilmesi gerekiyor. Onun için de ahlak meyvesi diyoruz, elinden, dilinden, başka insanların, başka Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Birkaç örnek vermek istiyorum. Evde hanımefendi ondan memnun. Evde çocuklar ondan memnun. Evde ana baba ondan memnun. Yanı başındaki yakın ve uzakta olan komşular ondan memnun. Her gün selamlaşır, her gün konuşur, her gün bir dertlerini dinlerler. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, bunlar ahlak meyvesi, iman ağacının amel gıdasıyla beslenmiş ahlak meyveleridir. Peki başka ne meyveler vardır? Adam inanmışsa, iman ağacını salih amellerle beslemişse, o infakta da cimrilik yapmaz. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Allah'ın ona verdiği nimetlerden ne aşırıya gider, ne yani israfa gider, ne de cimrilik yapar. Kıvamını ayarlar, ihtiyacı olanın yanında onun ihtiyacını giderir. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً كَانَ اللّٰهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kim dünyada bir Müslüman kardeşinin ihtiyaçlarını giderirse, Allah da kıyamet gününde onun ihtiyaçlarını giderir. İşte iman ağacını dikip ahlak meyvesini devşiren, amel gıdasıyla sulayıp ahlak meyvesini devşiren kardeşimizin özelliklerinden biri budur. Bir diğeri, o gece namazlarına kalkar.
وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. O secde eder, Allah'a yalvarır, göz musluklarını açar, kendisi için dua eder, aile efradı için dua eder, milleti için dua eder, memleketi için dua eder ve dolayısıyla Allah'a yalvarır, insanlık için dua eder. Bu yapmış olduğu davranış, iman ağacının amel gıdasının ahlak meyveleridir. Sonra çocuklarının ona Allah'ın emaneti olduğu gözüyle bakar, onları korur, onları muhafaza eder. Çeşitli zarar verecek şirk, gıybet, iftira, yalancı şahitlik, yalan söyleme gibi konulardan onları muhafaza eder, korur. Şirk malumunuz, Allah'ı ikileme, Allah'ın yanında ilahlar edinme, yalan söyleme, dilin afetleri içerisinde gıybet etme, birinin hoşlanmayacağı bir şeyi onun gıybetinde arkasında konuşma ve dolayısıyla bulunduğu cemiyetine, cemaatine, milletine, memleketine, dinine, diyanetine hizmet eder biri değil de ihanet eder. Yaşadığı dünyayı ihya etme değil de ifsad eder. Ama ahlak meyvesiyle iman ağacını amel gıdasıyla besleyen yaşadığı dünyayı ihya eder, ifsad etmez. İmar eder, inşa eder ama ifsad etmez. Doğru sözlü olur. Doğru sözlü olur. Kavlen sedide, güzel sözler söyler, karşısında olan insanları tedirgin etmez. Onlar o insandan, o da onlardan memnun olur. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, iman ağacını dikip amel gıdasıyla besleyip ahlak meyvesini devşiren Allah'ın ve Resulünün çağrısına, kendine hayat vereceği çağrıya kulak veren insanın bir de hedefi olur. Hedef hem dünyasını hem de ahiretini mamur etmektir. Hem dünya hem de ahiret. Mamur edebilmek için de şu 6666 ayetin ortaya koyduğu prensiplere dikkat etmesi lazım. Bu bir. İkincisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz, Efendimiz, onu da kendine model olarak kabul etmesi lazım. Çünkü Allahu Teala bu konuda وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ buyuruyor. Ey Muhammed, sen yüce bir ahlak üzeresin. Yüce bir ahlak üzere olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi de kendisine rehber edinir. Nelerden sakınır o? Allah'ın yasakladığı her şeyden. Birkaç tanesini şöyle anlatacak olursak, o haram lokma yutmadan kaçınır. Haram kazançtan kaçınır. Kul hakkından kaçınır. Gönülleri kırmadan kaçınır. Adeta insan görünümlü olur ama meleklerin yaptığı görevi Allah'ı unutmaz. Sürekli Allah'a ibadetle, tesbihatla meşgul olur ama dünyasını da ahiretini de mamur eder. Hep ne ibadetle meşgul olur ne de hep ne mi lazım der bir tarafta olur. Peki nelerden kaçınması lazım başka? Zinadan, gıybetten, iftiradan, yalan söylemeden, yalan sözden, söz gezdirmeden ve söz taşımadan da kaçınır. Hedef ne? اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. Hedef,
kamil bir iman sahibi olur, salih amel işler, yanında yöresinde olan Müslümanlar, insanlar ondan memnun olur, o onlara faydalı olur. Hayrun nas enfa'uhum linnas. Sizin en hayırlınız insanlara en çok faydalı olandır. Onun elinden, onun dilinden başka Müslümanların zarar görmediği bir Müslüman olur ki onun da ahirette hedef olarak varacağı yer cennettir, cemalullah'tır. Rabbim bu Ramazan-ı Şerif içerisinde bu saatte oruçluyuz hepimiz. Bizleri cennete gitmeye, cemalullah'a varmayı hepimize nasip eylesin diyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Ramazan-ı Şerifi hakkıyla eda edip evveli rahmet, ortası bereket, sonu günahlardan azad olma, mağfiret olup Kur'an ayı, tevbe ayı, infak ayı, Ramazan-ı Şerifi ihya edip Allah'ın kendisinden razı, kendisinin de Allah'tan razı olan kullardan olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Onun rızasını kazanma, kendine kul, Habibine ümmet olmayı bizlere nasip eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, cennette olun, cemalullah'la müşerref olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.